Merhaba arkadaşlar, iyi günler hepinize. Bu videoda da sizlere bazı tohumların çimlendirme yöntemlerinden bahsedeceğim. Şu an görmüş olduğunuz 5 tane seed fıstığı var elimde. Hemen şuradaki küçük olan elma. Şunlar da Trabzon hurması diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar bunları köklendirmek biraz kolay, aynı zamanda da biraz riskli. Kontrol etmeniz lazım. Neyi kontrol edeceksiniz? Bunlar sıcakta kalırsa, yani kaloriferin üstüne falan koyarsanız bazı tohumlar bozuk çıkabiliyor. O yüzden çok çabuk küflenme bozulabiliyor ve diğer tohumlara da, yani aslında bunlar hepsi kuru yemiş, yemişlere de zarar veriyor. Şu an benim elimde siirt fıstığı var. Bu Antep fıstığı da olur. Ama arkadaşlar dikkat edecek bazı noktalar var. Kuru yemişten almış olduğunuz tuzlu fıstıklar olmaz. Çünkü onlar kavrulmuştur. Yani bunu elimdeki şu an tamamen bu sene bir görev için siirte gittim. Siirtte özellikle aldım bir avuç. Bunlar tamamen çıtlatılmış ve kavrulmamış fıstıklar. Bakın dediğim gibi şu Trabzon hurması 3 tane. Şu arkadaş da elma çekirdeği, armut çekirdeği de olabilir. Şu an bu mevsimde bulabilecekleriniz en kolayları bunlar. Trabzon hurmalar artık sezon bitti yavaş yavaş ama hala marketlerde bulma şansınız var. Her aldığınız Trabzon hurmasında da şey yapmıyor, çekirdek çıkmıyor. Şimdi bunlarda bazı dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. Bakın şurada da görüyorsunuz. Köklenmiş olanlar var. Bizzat bunları size göstermek istedim. Bunları yaparken sadece küçük bir tane şöyle bir kaba ihtiyacımız var. Bu kap ne işe yarayacak? Bazılarınız hemen aklına gelmiştir. Gördüğünüz gibi şu fıstıklarımızı bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Fıstıklarımızı attık. Aynı şekilde hurmalarımızı da atabiliriz. Aynı şekilde elma çekirdeğimizi de atabiliriz. Elma çekirdeğimizi de attık. Armut varsa armutu da atabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde hemen çimlendirebileceğiniz ne olabilir? Mandalin, limon, greyfurt. Peki bunlar ama turunç olarak olur arkadaşlar. Bakın bunlardan sadece yiyebileceğiniz mesela siirt fıstığından direkt siirt fıstığı çıkmaz. Bu bir menengiçe aşı yapılır. Menengiçtir. Yani yaban olarak çıkar. Bundan çıkan olan filiz, büyüyecek olan ağaç, şurada gösteriyorum. Fidan, bakın köklenmiş bir vaziyette. Buna aşı yapmadan kesinlikle Antep fıstığı ya da siirt fıstığı yeme şansınız yok. Bazı meyvelerde öyle. Ama mesela şu yeni dünyadan yetiştiği zaman, yeni dünyanın meyvesi yani çekirdeğinden diktiği zaman aşı yapmanıza gerek yok. Şimdi onlar kendi aralarında değişiyor. Bazı meyveler küçük oluyor, bazı büyük oluyor. Trabzon hurmalarında çekirdekten çıkabiliyor, yetişebiliyor. Aynı şekilde bunu gene daldan da üretebilirsiniz arkadaşlar. Havaya köklendirme yöntemiyle ya da köklendirmeci hormonları kullanabilirsiniz. Ama fıstıklarda, Antep fıstıklarında mutlaka aşı yapılması gerekiyor. Aşı yapılmasa ne olur? Bence bir şey olmaz. Eğer tabii yetiştirdiğiniz, yani iklim de çok önemli. Antalya taraflarında ya da Hatay taraflarındaysanız ya da Maraş taraflarındaysanız oralarda havalar uygun. Bence süs olarak değil de meyvesini alırsınız. Eskişehir'de birçok arkadaşımın bahçesinde var. Bu şekilde yetiştiler. Yani soğuklara dayanabiliyor. Mesela Eskişehir'de Sarıcakaya bölgesi var. Sarıcakaya bölgesinde de bu Antep fıstıkları 30-40 sene önce bir ziraat mühendisi tarafından oraya dikilmiş, aşılanmış. Şu an Antep fıstıkları veren ağaçların olduğunu biliyorum. Verim de bayağı iyi ama bizimkiler şu an tabii çok önemsemediler o fıstıkları. Şu an domatescilik, turfanda sebze, meyve
ve son zamanlarda yoğun bir şekilde artan zeytincilik işine girdiler. İnşallah zeytincilikte başarılı olurlar. Şimdi arkadaşlar bu suyun içinde ne kadar duracak? Ben tabii 2 saat, 3 saat bekleyecek, bunlar şişecek iyicene. Gerekirse isterseniz 8 saatte ya da bir gün bekletebilirsiniz. Ama 2-3 saat bekletmeniz yeterli, kafi olacaktır. Tabii ben şimdi 2 saat bunu böyle size göstermeyeceğim. Bunu buraya koyduk. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmamız gereken bir tane küçük kase yaygın bir şekilde alıyorsunuz. Bunun altına kağıt mendil koyuyorsunuz. Yani mutfak havlusu ya da tuvalet kağıdı da olabilir, fark etmez. İnce bir şekilde koyuyorsunuz. Koyduktan sonra burada suyun içinde kalmış olan, bakın burada fındık da var. Fındıkları da deniyorum ama fındıklarda çürüme oluyor. Daha şu an herhangi bir kök oluşumu görmedim. Antep fıstıklarını bunun içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Üzerini kapatıyorsunuz diğer bir havluyla. Ondan sonra ben şeffaf şuradaki gördüğünüz gibi poşeti kullandım. İsterseniz kapaklı da kullanabilirsiniz. Bunu böyle kapatıyorsunuz ama tam kapatmayın arkadaşlar. Bir kısımdan açık kalsın. Eğer hava almazsa hava almadığı için de köklenmeyebilir. Bakın şu gördüğünüz Trabzon hurması. Kaç günde köklendi? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Trabzon hurmaları bir haftada köklendi. Siirt fıstıkları yine bir haftada köklendi. Elmalar 3-4 günde köklendi. Bakın şurada var. Şimdi köklerine de pek zarar vermek istemiyorum. Bakın arkadaşlar kök oluşumunu görüyorsunuz. Bunlar biraz daha köklendikten sonra ben bunları ne yapacağım? Viyollere ya da saksılara dikeceğim arkadaşlar. Saksıları diktikten sonra bunlar Mart, Nisan'a kadar da o saksılarda kalacak. 2 yaprak, 3 yaprak olduktan sonra bunları da bahçeye dikeceğim ya da saksılarda kalacak. Dikerken kök tabii ki aşağıda duracak. Özellikle Antep fıstığını tamamen gömmenize gerek yok. Kökü gömseniz yeterli arkadaşlar. Fıstık yukarıda kalabilir. Ama elmaları ve hurmaları üzerlerine bir parmak toprak gelecek şekilde dikerseniz daha iyi alırsınız veriminizi. Yani bunları mutlaka sulamayı da unutmayın. Haftada en azından bir defa sulayın arkadaşlar. Çünkü bunlar yeni oluştuğu için kökleri zarar görebilir. Arada sırada poşeti açacaksınız bunun içinden. Bakacaksınız kuruduğu zaman tekrar bunlara tekrar tekrar sulamanıza gerek yok. Şurada elinizle aynı şekilde şöyle 5-6 damla alarak bunları üzerine su damlattığınız sürece bunlar nemli kalacaktır. 2 günde bir kontrol edin. Eğer kaloriferin üzerine koyarsanız köklenme daha çabuk oluyor. Ama bu sefer de aralarında bozulanlar da olabiliyor sıcakta arkadaşlar. Bozulduğu zaman kontrol etmezseniz bu sefer çürüme başlıyor ve diğerlerinde bulaşabilir. Evet arkadaşlar, bir sonraki çalışmalarda da size ceviz köklendirmenin değişik yollarını göstereceğim. Zaten birkaç çeşitli var. Onları da size aktaracağım. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi günler.